Başkan, 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 başkan diye yanıp tutuşan en sonunda başkanlık için Hitler örneğini verdi. Pes yani, pes yani. Hitler örneğini veriyor. Sonra birileri uyarmış mutlaka. Ya bu örnek felaket oldu. Hadi Türkiye'de idare ederiz de dünyaya nasıl anlatacağız? Efendim beni yanlış anladınız. Hadi biz yanlış anladık. Ya bütün dünyada mı seni yanlış anladı? Çıktın Hitler örneğini başkanlık modeli için verdin. Neden? E içinden o geçiyordu onun için. O kadar ki kendi cümlesini Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde sansürledi. Kendisine sansür uygulayan bir cumhurbaşkanı. Hitler'in propaganda bakanıydı Göbels. Gazeteciler üzerine baskı, her türlü baskı yapıyor tabii Hitler. En temel özelliği o. Hiçbir karşıt görüşe izin vermiyor. Herkesi en acımasız şekilde susturuyor. Medya dahil olmak üzere. Gazeteciler bir piyanonun tuşları gibi olmalı diyor. Biz hangi tuşa basıyorsak o sesi çıkarmalı. Hitler'in adalet müşaviri de vardı. O da güzel bir şey söylüyor. Kendi rejimine uygun güzel bir şey söylüyor. Yargıyı nasıl baskıladıklarını gayet güzel anlatıyor. Şöyle diyor. Verdiğiniz her kararda önce kendinize şu soruyu soracaksınız. Führer benim yerimde olsaydı nasıl karar veriyorsa sen de öyle karar vereceksin. Büyük bir benzerlik var değil mi? Ne istiyorsa ona uygun karar vereceksin. Gazeteciler hapiste kalacak, hesabını verecekler diyor. O hakimler, Erdem'i ve Gür'ü tutuklayan hakimler, aynı felsefeyle yola çıkan hakimlerdir. Doğru haber yaptı diye 21. yüzyılın Türkiye'sinde iki gazeteciyi hapse atan hakim, hakim değildir. O sarayın hakimidir, milletin değil. Onun verdiği karar Türk milleti adına değildir. Ve Göbels yine diyor, ne kadar büyük yalan söylersen diyor ve bunu ne kadar çok tekrarlarsan diyor, kitleleri o kadar etkilersin diyor. Aynı taktik bizde şu anda geçerli. Aynı taktik. Başkanlık da başkanlık. Efendim dünyanın en önemli ülkeleri başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Ya araştırdık ya, gerçekten böyle mi? Bakın, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine göre ilk 20 ülke, en gelişmiş ilk 20 ülkenin 17'si parlamenter sistemde yönetiliyor. İkisi başkanlık sistemi. En geriye dönüyoruz. Yani insani gelişmişlikte en sonda yer alan 20 ülkeye. Orada da 20 ülkenin 14'ünde başkanlık sistemi, 5'inde de yarı başkanlık sistemi var. Başkanlık sisteminin özelliği nedir? Ülkeyi bölmek istiyorsan, parçalamak istiyorsan başkanlık sistemini getireceksin. Neyimiz eksik bizim? Parlamenter sistemde 200 yıllık bir tecrübemiz var. 200 yıl. Çöpe atıyorsunuz 200 yılı. Varsa bir eksiğimiz giderelim. Hayır, illa ben başkanlık istiyorum. Ya ülke ateş yerine dönmüş. Gencecik fidan gibi çocuklar hayatını kaybediyor. Her gün şehitlerimiz geliyor. Yurt dışında zaten perişan vaziyetteyiz. O tutturmuş illa başkanlık. İlla ben başkan olacağım. Olamayacaksın kardeşim. Olamayacaksın. Bir sefer bunu bil.